Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da sert şekilde eleştirdim. Doğru, eleştiriyorum. Çünkü Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanlığı yok. Ak Diyanet İşleri Başkanlığı. İstiklal Harbi'nin yanında değil, İstiklal Harbi'nin karşısında bir Diyanet İşleri Başkanı var. Atatürk'ün yanında değil, Atatürk düşmanlarının yanında olan bir Diyanet İşleri Başkanı var. Ben bu adamın arkasında cuma namazına durmam kardeşim, diyor. 26 Ağustos'da, yani Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde Afyon'da cuma namazında eğer hutbeyi de Atatürk'ü almazsan ben de ayağa kalkar seni kılıcımla düzeltirim. Tamam mı? Olan budur. Ben de onu yaptım. Hiç de pişman olmadım. Bugün olsa yeniden yaparım. Hem Atatürk'ün kurtarmış olduğu camide özgür bir şekilde cuma namazı kılacaksın, hem de Atatürk'ü anmama terbiyesizliğini yapacaksın. Canın cehennemesi. Efendim hutbe de araya girilmezmiş. Hadi oradan siz de. Cahil herifler. Hazreti Ömer hutbedeyken sahabe devreye girip seni kılıcımızla düzelttiniz dedi. Sizin cahil anlayışınızla yarım yamalak bildiğiniz İslam diniyle bize ders vermeye hakkınız yoktur. Tamam mı? Kendinize güvenin, zafere inanın.